Engelsiz Haber Bülteni'nden merhaba. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılacak Teknofest 2025 ile ilgili açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Tatar yazılı açıklamasında Teknofest 2025'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de yapılacak olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti. Tatar, ziyaretlerimizde dile getirdiğimiz ricalarımızın teker teker gerçekleşmesi bizleri memnun etmektedir, diyerek Teknofest 2025'in Cumhurbaşkanlığı himayesinde T3 Vakfı ile birlikte yapılacağını ifade etti. Teknofest Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Tanıtım Vakfı Mütevveli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'a bu önemli girişim için teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, bu vizyonun ülkemizde de sergilenmesi için kendisiyle bir ziyaretimiz esnasında görüşmüş ve olumlu yanıt almıştık. Şimdi bu ricamızın gerçekleşecek olması bizleri ülkemiz adına heyecanlandırmaktadır. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz, dedi. Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, bir süre önce gerçekleştirdiği New York temasları ile ilgili sivil toplum örgütlerine yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Erhürman toplantı öncesinde basına yönelik açıklamalarda bulundu. Kısa süre önce gerçekleştirdikleri New York seyahatinden bir takım izlenimlerle döndüklerini kaydeden Erhürman, yaptıkları görüşmelerde ekonomik konuların öne çıktığını söyledi. Bölgede yaşanan gelişmelerin, Güney Kıbrıs'ın belli konularda yaptığı girişimler ve kurduğu bağlantıların adanın ekonomisini etkilediğini kaydeden Erhürman, inşaat ve turizm sektöründeki etkilerin çok net görülmeye başlandığını, orta ve uzun vadede çok ciddi etkilerle karşı karşıya kalınacağının kendileri açısından aşikar olduğunu söyledi. Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Atıoğlu, 2020 yılına bir bölümü ziyarete açılan Maraş'la ilgili yeni adımlar atmaya hazırlandığını belirtti. Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Atıoğlu, Maraş açılımının 4. yılı dolayısıyla Anadolu Ajansı muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Atıoğlu, 8 Ekim 2020'de açılan Maraş'ın turistlerin ilgisini çektiği ve sadece bulunduğu Gazi Mausa ilçesine değil, tüm Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisine önemli katkı sağladığını ifade etti. Maraş'ın ziyarete açılmasıyla ilk hedeflerine ulaştıklarını kaydeden Bakan Atıoğlu, bölgeyle ilgili yeni adımlar atmaya hazırlandıklarını dile getirdi. Türkiye ziyaretinde Kapalı Maraş'la ilgili atılacak yeni adımlar konusunda Türkiye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'la görüştüğünü belirten Atıoğlu, kurumla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyaretlerinde önce Maraş'ı göreceğiz, sonra bizler nasıl adımlar atılır bunları tespit edeceğiz. Daha sonra inşallah Maraş'la ilgili atılması gereken adımları birer birer atacağız, dedi. Türk Devletleri Teşkilatı 4. Sağlık Bakanları toplantısını Şuşa'da gerçekleştirdi. Toplantıya katılan Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Doçent Doktor Deren Oygar, Şuşa'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Doktor Hakan Dinçüre'nin meclis çalışmaları nedeniyle katılamadığını belirterek sevgi ve saygılarını iletti. Sağlık alanındaki işbirliğinin önemine ve Türk dünyasının bu alandaki gücüne dikkati çeken Oygar, ortak projelerin geliştirilmesi konusunu dile getirdi. Oygar ayrıca COVID-19'un sağlık işbirliğinin önemini yeniden hatırlattığını ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kurulan transplant programının başarısından da söz etti. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu sosyal sorumluluk projelerinde rehber olmayı sürdürüyor. Kanser Hastalarına Yardım Derneği'nin
1-31 Ekim meme kanseri bilinçlendirme ve farkındalık ayı çerçevesinde "Bana bir şey olmaz demeyin" sloganıyla gerçekleştirdiği bisiklet maratonunun Lefkoşa çıkışı Berete Kurumu'nun merkez sitesinden başlatıldı. Etkinlikte Berete çalışanları taktıkları pembe kurdelelerle meme kanseri farkındalık ayının önemini vurgulamaya ve bilinç oluşturmaya çalıştı. Kurum önünde toplanan çalışanlar, bisiklet sürme maratonuna katılan ekiple birlikte Heels Wheels yani tekerlekleri topukla yazılıp bir de pankart açtı. Etkinlikte konuşan Kanser Hastalarına Yardım Derneği'nin yabancı topluluğu olan Tulips koordinatörü Susan Mary Tilt, amaçlarının meme kanserinde bilinç oluşturmak ve hastaların ihtiyaç duyduğu tedaviyi alabilmeleri için para yardımı toplamak olduğunu vurguladı. Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Ayşe Kanlıada da toplumda meme kanserine karşı farkındalığı artırmak için yaptıklarını söyledi. Engelsiz Haber Bülteni'ni izlediniz. Hoşça kalın.